Merhaba arkadaşlar. Bugün Türk İslam tarihi işleyeceğiz. Türklerin İslamiyetle karşılaşmaları ya da bir Türk devletinin Müslüman devlette karşılaşması. Hazreti Ömer'in İran'ın Sasanilerin fethetmesi sonucunda komşu olacağız. İlk savaşlar Hazarlarla Hazreti Osman dönemi arasında Hazreti Osman'la yapılacaktır. Yapılan bu savaşın adı Belencer Savaşı'ydı ve Hazreti Osman yenilgiye uğrayacaktır. İslam ordularını Hazarlar yenecektir. Bu durum Rusya'nın İslamlaşmasını ne yapacaktır arkadaşlar? Engelleyecektir ya da şu açıdan da bakabiliriz. Hazarların Hazreti Osman'ı yenilgiye uğratmasıyla beraber Kafkasların, Kuzey'in İslamlaşması engellenmiş olacaktır. Türk işler ise daha sonra Emevileri yenilgiye uğratacaktır. Bu durumda Orta Asya'nın İslamlaşması ve Araplaşması engellenecektir. Burada bir Haristan Savaşı yaşanacaktır. Türklerin İslamiyet'e geçişini hızlandıran devlet Abbasilerdir. Türklerin İslamiyet'e geçişini yavaşlatan devlet ise Emevilerdir. Çünkü Emevilerin uygulamış olduğu bir mevali politikası vardı, ırkçı politika. Bu nedenle Türklerin İslam'a bakışı biraz daha sonraki dönemlerde Abbasilerle beraber rahat bir şekilde bakış açısını ortaya koyacaklardır. Türkistan tarihinin dönüm noktası olan savaşımız 751 yılında gerçekleşen Talas Savaşı'dır. Araplar ve Çinliler arkadaşlar, Araplar ve Çinliler Orta Asya'nın boş kaldığını ve bu bölgelerde Araplar bu bölgenin Araplaşmasını, Çinliler de bu bölgenin Çinileşmesini isteyeceklerdir. Bunun için Arap-Çin Savaşı gerçekleşecek ancak ortada kalan biz olacağız, yani Türkler olacaktır. Savaşın önemi Türk İslam tarihinin başlangıcı olmasıdır. Çünkü Türkler Arapların yanında yer alacaktır. Yani Karluklar Arapların yanında yer alacaktır. Bu sayede kağıt Çin dışına çıkmış. Kağıt Çin dışında ilk defa Semerkant'ta üretilecektir. Orta Asya'nın Çinileşmesi önlenmiş. Orta Asya'nın Araplaşması demeyelim ancak Orta Asya'nın İslamlaşması artacaktır. Tarihte ilk ve tek Arap-Çin Savaşı olarak da geçecektir bu Talas Savaşı. Talas Savaşı'na katılan Türkler boylarımız Karluk, Yağma, Çiğil boylarıdır. İslamiyet'i kabul eden ilk Türk boyları olarak geçeceklerdir daha sonra da. İlk Türk boyumuz olarak da biz neyi göreceğiz? Karlukları göreceğiz. Görmüş olduklarınız daha sonradan Karahanlıların kurucuları olacaklardır. Talas Savaşı'nın sonuçları Türklerle Müslümanlar arasındaki mücadeleler yerini dostluğa bıraktı. Orta Asya Çin egemenliğine girmekten kurtuldu. Türklerle Araplar arasında ticari ilişkiler bu sayede gelişmiş oldu. Talas Savaşı Türk İslam tarihinin başlangıcıdır. Kağıt, matbaa, barut ve pusula Çin dışına yayılmaya başladı. Türkler bunlardan haberdar idi. Ancak Orta Asya'da daha fazla kullanımı artmaya başlayacaktır arkadaşlar. Biz Çinlilerle etkileşim içerisinde bulunmuştuk. Çin dışına ne yapacaktır? Çıkacaktır. Barut, matbaa ve pusula gibi icatlar. Türklerin İslamiyet'e giriş nedenleri. Neden İslamiyet'i kabul ettik? En önemli neden. Biz gök tanrı, tek tanrıya inanıyorduk. İslamiyet'te de tek tanrı inancı vardı. Abbasilerin Türklere hoşgörülü davranması. Biz de bu şekildeki inayetle hareket ediyorduk. Hoşgörülü davranışları Türklerde de vardı. Türklerdeki cennet, cehennem ve ahiret inancı aynısı İslam'da da vardı. Biz daha önceden sanki İslam'ı kabul etmiş gibiydik arkadaşlar. Sadece bir ışık bekliyorduk. İslamiyet'teki cihat anlayışı Türklerdeki cihan hakimiyetine benziyordu. Cihat İslam'ı yaymaktır bütün dünyaya. Cihansa Türklerin bütün dünyaya hakim olması anlamındaydı. Türk gelenekleriyle İslam inancı birbirine uyuyordu. Her iki dinde de ruhban ayrıcalıklı bir sınıf yoktu. Bizde din adamları da Türk devletlerinde ayrıcalık yoktu. İslamiyet'te de din adamlarının bir ayrıcalığı olmamıştı. Töre ile şer'i hukukun benzemesi vardı. Töreye kimse karşı gelemiyordu. Şeriata karşı gelinmediği gibi. Türklerdeki ozanlık, kamlık yani hem ozanlık burada kamlık derken arkadaşlar evliyalık, dervişlik anlamına gelecektir. İyileştirme.
tedavi biçimleri bu şekilde de ne yapılacaktır? Benzeyecektir. Yine baktığımızda Emevilerin uygulamış olduğu işte mevali politikası, ırkçı davranışları bizim İslamiyet'e uzak kalmamıza neden olmuş ama Abbasiler döneminde Türklere destek çok verilmiş. Hatta Türklere biliyorsunuz Bağdat yakınlarında Samarra askeri şehirleri kurmuşlar. Onlar hem bizden yararlanmış hem de biz onlardan yararlandık. Bizans sınırlarında da Avasım şehirlerini kurdurmuşlardı Bizans'la Abbasiler. Bu sayede biz arkadaşlar Avasım ve Samarra şehirlerinde hem kendi askeri yetimizi daha fazla geliştiriyorduk hem de İslam'ın en büyük koruyucuları haline geliyorduk. Abbasiler sayesinde biz İslam'ı ne yapmıştık arkadaşlar? Daha rahatlıkla öğrenmeye başlamıştık. Peki İslam'a bizim hizmetlerimiz ne oldu? İslamiyet'in yayılmasında ünlü olduk. Hem askeri hem dini açıdan. Halifenin koruyuculuğunu yaptık. Bunlarda gene Selçuklu'yu göreceğiz. Sonra Gazneleri rahatlıkla göreceğiz. Büyük Selçuklu'yu göreceğiz. İslam dünyasını saldırılara karşı koruduk. İslam devletinin önemli kadrolarında görev aldık. İslam kültür ve medeniyetinin gelişmesinde ve daha büyük coğrafyalara yayılmasında hizmet ettik. İslamiyet'i kabul eden ilk Türk boyumuz bizim. İlk Türk boyumuz Karluklar. Talas'tan yakalayın. İlk Türk boyları Karluk, Yağma, Çiğil İslam boyları daha sonradan Karahanlıların kuruluşunda ünlü olacaklardır. Orta Asya'daki ilk Türk İslam devleti Karahanlılardır kurucuları. İlk Türk devleti ise arkadaşlar, İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti ise İtil Bulgarları olarak geçecektir. Karahanlarla başlayalım. Kurucusu Bilge Kül Kağan'dır. Kara ve ilik unvanlarını kullanmıştır. Satuk Buğrahan döneminde İslamiyet'e geçip Abdülkerim adını almışlardır. Karahanlar kurulduğunda İslam'ı kabul etmişlerdir. Ancak resmi din olarak İslamiyet'i ne yapmamışlardır arkadaşlar? Kabul etmemişler. Devletin dinini resmileştiren ise Satuk Buğrahan olarak görülecektir. Halifenin tanıdığı ilk hükümdar Ebu Nasır Ahmet Han'dır. Başkent önce Karabalasagun, sonra ise Semerkant ve Kaşgar olarak gözükecektir. En önemlisi Semerkant'tır arkadaşlar burada. En parlak dönem ise Yusuf Kadir Han dönemi içerisinde yer alacaktır. Karahanlar ilk Türk geleneğini unutmamışlardır. Horasan bölgesi için Gaznelilerle mücadele etmişler ve yenileceklerdir. Türkler yine bir Türk devletleriyle mücadele ederler. Doğu ve Batı diye ikiye ayrılacaklar önce. Doğu Karahanlıların başında Tamgaç Buğrahan bulunur. 1212'de Karahataylılar yıkacaktır buraya Moğollar. Batı Karahanlıların başında da Ahmet Arslan Han bulunur. Bunlar da daha sonradan Harezim Şahlar ne yapacaktır? Son vermiş olacaktır. Karahanlıları hangi isimlerle adlandırılırlar? Hakaniye Devleti, Afrasiyab Devleti, İlik Hanlar ya da Buğrahanlılar olarak da ne yapacaktır? Geçecektir. Karahanlar Alper Tunga'nın soyundan geldiklerine inanırlar. Biliyorsunuz Karahanlar ilk Türk boyu olarak geçen İskitler. Onlardan geldiklerini söyleyeceklerdir. Bu nedenle İranlılar Afrasiyab adını Karahanlar için kullanmıştır. İranlı Firdevsi Şehname de biliyorsunuz Alper Tunga'ya Afrasiyab adını kullanmıştır. Genelde Hakaniye Devleti daha fazla ya da İlik Hanlar olarak daha fazla Karahanlardan bahsedilmiştir. Peki Karahanların Türk tarihine bırakmış oldukları en büyük özellikleri nelerdir? Orta Asya'daki ilk Müslüman Türk devleti olarak geçecektir. Türkistan'da kurulmuşlardır. Türklük özelliğini korurlar bu nedenle. Karluk, Yağma, Çiğil, Tusi ve Basmil boylarının birleşmesiyle kurulmuşlar. İslamlaşmasını sağlayan en büyük Karluklar. Türkçe resmi dildir. Dikkat edin. Orta Asya'da resmi dilini Türkçe ilan eden ilk devletimiz bizim Karahanlardır. Uygur alfabesini kullanmışlardır. Uygur alfabesini kullanırlar ve Türklüklerini ne yapacaklar? Pekiştireceklerdir. Yine ulusalcı davranışını görmüş olduk. Türkistan medeniyetinin temelini atmışlar. İslamiyet'e yayacaklar. Türk kültürüne göre yönetilenlere Hakan, Han, Kaan unvanları kullanmış. Orduda ilk gulam sistemini kullanırlar. Savaş eseri köle asker olarak geçer. Bu görmüş olduğunuz gulam sistemi arkadaşlar Osmanlı'daki devşirme sistemi olarak gözükecektir.
Savaş dönemlerinde ve sonraki dönemlerde arkadaşlar savaş esirleri ne yapılacaktır? Devlet içerisinde kullanılacaklardır. İkili teşkilat vardır. Doğu Batı diye ikiye ayrılmıştır. Yine Türk geleneğini ne yapmıştır? Devam ettirmiştir. Klasik dönem aynen yaşanılmıştır. Doğu Batı diye ikiye ayrılan son Türk devleti olarak gözükecek ilki Asya Hun'du. Vezirlerine yuğuruş, hastanelerine bimarhane. Burası biraz akıl hastanesi olarak gözükecektir. Kervansaraylarına ribat adı verilir. Bu kervansarayların biraz da dini özelliği vardır arkadaşlar. Nedir bu dini özellik dersen? Yol güzergahlarında ibadetler de yapılır kervansaraylar içerisinde. O sebebiyetten dolayı Karahanlılar'da ribatların dini özelliği, kervansarayların dini özelliği vardır. Ribat nedir? Kervansarayların Karahanlılar'daki görünümünün adı ribat olarak geçecektir. Aşevlerine imarethane adı verilmiştir. İlk Türk medresesi Tabgaç Muğrahan döneminde Semerkant medresesidir. Dünyada ilk burslu öğrencilik sistemi burada ortaya koyulacaktır. Sosyal devlet anlayışını görmüş olduk Karahanlılar içerisinde. Türk İslam yazılı eserleri bırakılmış Karahanlılar döneminde. Baktığımızda Kutat Gubilik, Mutluluk Veren Bilge, Yusuf Asacibin, Siyasetname tarzında ilk Türk İslam eseri olarak geçer. Tamgaç Buğrahan'a sunulmuştur. Burada kime sunulduğunu da bilmek gerekiyor çünkü sorularda karşımıza geliyor. Divan-ı Lügati Türk Kaşgarlı Mahmut'a aittir. İlk Türkçe sözlüktür ve ilk Türk dünya haritası buradadır. Daha sonraki dönemlerde Piri Reis haritası vardır arkadaşlar. Orada da dünya haritasından bahis edilecektir. Abbasi halifesi El-Muktedi Billah'a sunulur. Divan-ı Hikmet Hoca Ahmet Yesevi, Türk İslam tarihinin ilk mutasavvıfıdır. Unutmayın, tasavvufun başlangıcı olarak geçecektir. Yesevi tarikatının kurucusu. Atebetül Hakaik, gerçeklerin eşiği, Edip Ahmet Dükneki, ahlaki öğeleri içerecek olan eserlerdir. Bu eserler Karahanlılar döneminde yazılmış olan ilk Türk İslam edebi eserleri içerisinde yer alacaktır. Gelelim Gaznelilerin. Kurucusu Alp Tigin'dir. Samanoğullarının Herat valisi olarak geçecektir Alp Tigin. Sonradan bağımsızlıklarını ilan edecekler. Başkentleri arkadaşlar Afganistan bölgesindeki Gazne olarak geçecektir. İsmini zaten bulunduğu bölgeden alacaktır. Sebük Tigin döneminde tam bağımsız olacaklar. İslamiyet'i yaymak için Hindistan'a ilk sefer yapılacaktır. Dikkat etmenizi istiyorum. Hindistan'a ilk defa sefer düzenleyen Sebük Tigin'dir. Ancak Hindistan'ı fethedecek olan, en parlak dönemini yaşatacak olan Gazneli Mahmut'tur. Onun 17 seferi ünlüdür Hindistan'ın. Hindistan'ı İslamlaştıracak. Hindistan'ın İslamlaştığının en büyük göstergesi sonraki dönemlerde Pakistan ve Bangladeş devletlerinin Hindistan'da ortaya çıkması olacaktır. Halifeyi koruyan ilk Türk hükümdardır. Abbasi halifesinin Şii Büveyhoğulları baskı altına alacaktır. O dönemlerde Abbasi halifesi yardım isteyecek. Gazneli Mahmut onu kurtaracak ve ona Seyfüddevle, Zabulügazi, Yeminetdevle yani Gazneli Mahmut'a verilecek olan unvanlardır. Abbasi halifesi adına para bastırıp hubbe okutacaktır ve Türk tarihinin ilk sultanı unvanını ne yapacaktır? Alacaktır. Sultan Mesut dönemi vardır Gaznelilerde. Horasan hakimiyeti için Selçuklu ile yapılan bir mücadele vardır. Nesa, Serah ve Dandan Akan savaşlarında mağlup olacaktır Sultan Mesut ve bu savaşları Selçuklular kazanınca Selçukluların Dandan Akan Savaşı sonrasında kuruluşu Gaznelilerin ise yıkılış süreci başlayacaktır. Gaznelilerin bu yıkılış süreci sonrasında ne olacaktır? Mağlup olacaklar. Yine Gazneli Mahmut'a putkırıcı adı verilmiştir arkadaşlar. Gazneli Mahmut Hindistan biliyorsun putperest bir bölge olduğu için o bölgeye gittiklerinde bütün putları ne yapacaktır? Ortadan kaldıracaktır. Gazneliler çok sayıda din ve dil, ırkı bünyesinde bulundurduğu için imparatorluk özelliği taşıyacak. Bu yıkılışında etkili olacaktır. Bir yanda Türkler, bir yanda Araplar ve diğer ırkları içerisinde bulundurduğu için Arabi, Farsi, Türki
Ya bunlar ne olacaktır arkadaşlar? Yıkılışta önemli olacaklardır. İsyanlar çıkacaktır. Arapça ve Farsça hakimdi. Türkçe biraz gaznelerde geriye gidecekti. Çünkü kurulduğu coğrafya biraz Arap coğrafyası niteliğini içinde kapsayacaktı. Bilim dili Arapça, edebiyat dili Farsça, saray ve ordu Türkçe. Burada bir kültürel birliktelik yok. Yıkılış hızlanacaktır. Hindistan İslamlaşmasında önemliler. İlk kez halifeyi Gazneliler korur. İlk sultan unvanı Gazneli Mahmut alır. Paralı askerler kullandılar. Gulemanı saray arkadaşlar. Saray hizmetkarlarını ortaya çıkardılar. Paralı askerliği unutmayalım. Firdevsi Şehname adlı eserinde Gaznelilerden ne yapacaktır? Bahsedecektir. Hatta Firdevsi Şehname adlı eserini kime sunacaktır? Gazneli Mahmut'a sunacaktır. Firdevsi'nin Şehname adlı eserini düzeltelim. Alper Tunga'dan bahsedecektir. Yine Utbi'nin Tarihi Yemin adlı eseri kime sunulacaktır? Gazneli Mahmut'a. Gaznelilerin diğer adı Yeminiler olarak diye de bilinmektedir. Gelelim Büyük Selçuklu Devleti'ne. Tuğrul ve Çağrı Beyler döneminde 1040-1063 yılları arasında kurulurlar. İran, Irak ve Azerbaycan alınacaktır. Daha sonraki dönemlerde Basinler Savaşı 1048'de Selçuklu'nun ilk Bizans Savaşı olarak gözükecektir. Kuruluşta biliyorsunuz 1040 Dandanakan Savaşı sonucunda kurulacak. Tuğrul ve Çağrı Beyler, hükümdar Tuğrul Bey, Çağrı Bey de diğer kanada bakacaktır. Yani Çağrı Bey, Tuğrul Bey'in komutanı olarak gözükecektir. Askeri kanatta Çağrı Bey, siyasi kanatta Tuğrul Bey'i göreceğiz. Bizans'ta yapılan Anadolu'nun kapılarının tıklatıldığı savaştır arkadaşlar. Pasin Savaşı'dır 1048'de. Daha sonradan belki Anadolu fethedilecekti. Ancak Şii Bibeyhoğulları'nın halifeyi ortadan kaldırmak istemesi üzerine Bağdat seferine çıkacaktır Tuğrul Bey. Tuğrul Bey'in Şii Bibeyhoğullarından halifeyi kurtarması üzerine ona Doğu'nun ve Batı'nın sultanı unvanını halife tarafından ne yapılacaktır? Tuğrul Bey'e verilecektir arkadaşlar. En önemli dönemlerden bir tanesi Alparslan dönemidir. En parlak dönem olarak geçer. Ani ve Kars kalelerini alacaktır. Ani kalesinin alınması önemlidir arkadaşlar. Ani Kalesi'nin alınmasıyla beraber halife Alparslan'a Ebu'l Feth, fetihlerin babası unvanı verecektir. Sakın bunu Malazgirt'te karıştırmayın. Ani Kalesi'nin alınmasıyla ilgilidir. Nizamülmülk vezirliğe getirilecektir. Türk tarihinin en önemli, belki Türk İslam tarihinin en önemli veziri olarak göreceğiz. Malazgirt Savaşı 1071'de Pasin'de tıklattığımız kapıyı Malazgirt'te açtık. Alparslan'la Romen Diyojen karşı karşıya gelirler. Anadolu'nun kapılarının Türklere açıldığı savaş olarak bilinecek. 26 Ağustos 1071. Biz de Büyük Taarruz Savaşı'nı Kurtuluş Savaşı'nda 26 Ağustos'ta başlatmış, 30 Ağustos'ta bitirmiştik arkadaşlar. Malazgirt Savaşı'nın sonuçları bizim için Türk tarihinde önemli. Anadolu'nun kapıları bize açılır. Türkler Anadolu'ya yerleşmeye başlar ve bizim için Türkiye tarihi başlayacaktır. Anadolu Türk yurdu haline gelecektir. 1071 yılı Türkiye tarihinin başlangıcı olur. İslam dünyası üzerindeki Bizans baskısı sona erer. Bu dakikadan sonra artık Hristiyanlar düşünecek. Hac seferlerinin başlamasına neden olacaktır bizim Anadolu'ya girişimiz. Alparslan'ın görevlendirdiği komutanlar kendilerine kılıç hakkı olarak ıkta verilen toprakları ele geçirerek Anadolu'da ilk Türk beyliklerini kurarlar. Kılıç hakkı şudur. Alparslan der ki Danışment Bey, Saltuk Bey, Artuk Bey, Memlücek Bey, Çaka Bey, Anadolu'da fethettiğiniz yerler sizindir. Burada kendi beyliklerinizi kurabilirsiniz ve Anadolu'da ilk beylikler dönemi Malazgirt Savaşı sonrasında ne yapacaktır? Başlayacaktır. Alparslan 1072'de esir aldığı bir kale komutanı tarafından şehit edilecek, öldürülecektir arkadaşlar. Melikşah dönemi askeri açıdan olmasa da arkadaşlar, ekonomik açıdan ve kültürel açıdan en parlak dönemdir. Askeri açıdan en parlak Alparslan ancak ekonomik ve siyasi açıdan en üstün olarak kültürel açıdan Melikşah göreceğiz. Selçuk tarihinin en parlak hükümdar olarak nitelendireceğiz. Kudüs, Şam, Diyarbakır, Halep, Urfa bölgeleri alınmıştır. Kritik bölgelerdir burası.
Ömer Hayyam'a Celali takvim ya da diğer adıyla Meliki takvimini yaptıracaktır. Ömer Hayyam rubaileriyle ünlü bir edebiyatçı olarak da bilinecektir. Selçuklarda ilk kez ikta sistemi uygulanacaktır. İkta sistemini Osmanlı'daki tımar sistemi olarak göreceğiz. İkta sisteminin faydaları nedir dersen, bir toprak işlenir, iki oradan asker yetiştirilir, o bölgenin güvenliği sağlanır, vergiler düzenli toplanması sağlanacaktır ve devlet cebinden 5 kuruş para harcamadan arkadaşlar askere sahip olacaktır. Çiftçi toprağını ekecektir ve savaş zamanında da asker olarak orduya katılacaktır. Bu dönemin ünlü olaylarından bir tanesi Hasan Sabbah'ın faaliyetleridir. Hasan Sabbah dönemin en büyük teröristidir. Hatta terörizmin başlangıcı olarak geçer. Haşhaşiyun, Haşhaşilik tarikatının başlangıcı olarak da bilinecektir kendisi. Birçok suikast düzenleyecektir. Bu dönemlerde Selçukluların birçok bürokratlarının katledilmesine, öldürülmesine sebebiyet olacaktır. Hasan Sabbah. Sultan Sencer döneminde artık Selçuklu Devleti kaybedecek. Karahataylarla yapılan bir savaş vardır. Hatay Savaşı'dır. Katvanlı Savaşı yapılacak. Bu savaşta Moğollara yenilen Selçuklular arkadaşlar yıkılış sürecine girecektir. 1150'de 57'de Sencer'in ölümüyle devlet kesin olarak yıkılacaktır. Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılmasının en önemli nedenleri taht kavgaları ve meliklerin ayaklanmaları. Burada atabeylik sisteminin getirmiş olduğu zararlı faaliyetler olarak geçer. 1141'de Katvan Savaşı kaybedilmiş. Önemli başarıları olan Oğuzların yönetime küstürülmesi. Selçuklar devamlı olarak Farsi ailelerin önemli kademelere getirilmesi üzerine ve askerlik içerisinde bulunanların çoğunluğunun Gulam askerleriyle artırılmaya başlanması Oğuzları biraz küstürecektir. Yönetimde İranlara yer verilmesi kısacası tepkilere neden olacak. Şii Fatimi baskınları ve Fatimilerin Hasan Sabbah'ın yıkıcı hareketleri sonucunda arkadaşlar devlet yıkılış sürecine girecektir. Abbasiler eski gücüne ulaşmak için izledikleri politika ya da Abbasi halifesinin tekrardan siyasi makamını elde tutabilmek amacıyla hareketleri Selçuklu'nun yıkılmasının en büyük nedeni olacaktır. Büyük Selçukluların iç sorunu arkadaşlar Hasan Sabbah'tır. Şii Batini sorunları diye geçecektir. Dış sorunu ise Şii Fatimi sorunudur. Mısır bölgesinde bulunan Fatimi halifesinin ortaya çıkacaktır. Onların kendi dünyasında halifeliklerini ilan etmesi vardır. Bu da büyük problemlere neden olacaktır ki en büyüğü Hasan Sabbah faaliyetleri olarak gözükecektir. Evet, Büyük Selçuklu Devleti'nin önemli yönlerine baktığımızda Anadolu'nun fethi için arkadaşlar Pasinler, Malazgirt savaşları yapılmıştır bu dönemlerde. Yine baktığımızda önemli olaylardan bir tanesi ikta sistemi. Tekrar açmak gerekirse devlet memurlarına hizmet ya da maaş karşılığında bazı toprakların vergi gelirlerinin verilmesi ve bunun karşılığında ise Cebelü adı verilen askerlerin yetiştirilmesi, sipahilerin yetiştirilmesi vardır. Devlet bu sayede toprağını ektirecektir, orada kendine asker yetiştirecektir. Hazineye yük olmadan askere sahip olacak ve o bölgenin güvenliği sağlanacaktır. Yine burada bilmemiz gereken atabeylik sistemi Büyük Selçuklu Devleti'nde kurulacak. Daha önceden Türk devletlerinde Ataman İnal İnanç olarak bilinirdi. Amaç hükümdar çocuklarına devlet yönetim tecrübesi kazandırmaktı. Yine bu dönemde ünlü takvim üstadı Ömer Hayyam Celali takvimini yapmış. Nizamiye medresesini unutmamak lazım. Nizamülmülk dönemin en ünlü veziri olarak geçecektir. Batıni faaliyetleri sonucunda sonraki dönemlerde hayatını kaybedecektir. Siyasetname Nizamülmülk'ün en ünlü eseridir. Nizamülmülk tarafından yazılmıştır. Hükümdara öğüt verme amacı sürmüştür. Selçuklulardan sonra kurulan atabeylikler var. Şam Atabeyliği, Böriler, Azerbaycan Atabeyliği, İldenizoğulları, Erbil Atabeyliği, Bektegineoğulları, Musul Halep Atabeyliği, Zengiler ki ikinci Haç seferine neden olacaktır. Bu İmamettin Zengi vardır burada. Fars Atabeyliği vardır. Bu da Salgurlular diye geçecektir. Selçuklulardan sonra kurulan devletler Suriye Selçukları, Irak Selçukları, Kirman Selçukları, Anadolu ya da Türkiye Selçukları, Horasan Selçukları diye ayrılacaklar.
Selçukluların tarihteki rolü nedir? Anadolu'yu Türk yurdu yapmaları, Abbasi halifesini Şii bir Beyhoğlu baskısına karşı korumuşlardır. Nizamiye medresesini unutmamak gerekir. Şii Fatimilerin Darül Hikmesine karşı açılmıştır. Abbasi ise Beytül Hikme'yi açacaktır arkadaşlar. Şiilerin açmış olduğu Darül Hikme, bizim açmış olduğumuz Beytül Hikme olarak gözükecektir. Onlar Şiiliği övme amacıyla hareket etmişler. Biz ise İslam'ın doğru anlaşılması hakkında bilgiler vereceğiz. Gıda sistemi sistemli hale gelmiştir. Osmanlı'da tımardır. Celali takvim var. Nizamülmülkün Siyasetname adlı eser önemlidir, kritiktir. Türkler İslam dünyasının siyasi liderliğini yapmışlar. Abbasiler ise dini lider olarak gözükmüşlerdir. Baktığımızda biz Abbasilerden İslamiyet'i tam olarak anlamış idik. Burada bilmek gerekirse Abbasiler dini liderliği yaparken biz siyasi liderliği yapmışız. Bu durum bizim ilk kez laik anlayışla devletin yönetildiğinin göstergesi olmuştur. Mısır'da kurulan Türk devletlerine bakmak gerekirse 4 tane devletimiz var. Tolunoğulları 1, İkşitler 2, Eyyubiler ve Memlükler sıralaması budur. Dikkat etmenizi istiyoruz arkadaşlar. Şuraya kadarı Haçlılarla mücadeleleri var. Ancak Memlüklerin Haçlılarla mücadelesi yoktur arkadaşlar. Gelelim Tolunoğullarına. 1868-1905 Abbasi komutanı Tolunoğlu Ahmet Mısır'da kurduğu bir devlettir. Başkent Fustat, Kahire, dilleri Arapça. Suriye, Filistin'e hakim olmuşlardır. Güçlü bir ordu kurmuşlar. Mısır'da adil hoşgörü yönetimini kullanmışlardır. Maristan adında kritik budur arkadaşlar. Maristan adında hastane yapmışlardır. Muayene ve ilaç ücretsiz sosyal devlet anlayışı. Yöneticilerin Türk halkının Arap olması kısa sürede yıkılmasına neden olmuş. Bileceğiniz soru şudur. Mısır'da kurulan Türk devletinin yıkılmasının en büyük nedeni nedir? Yönetici Türk olmasına rağmen halkın Arabi ve Farsi olması devletin yıkılmasının en büyük nedenidir. Tolunoğullarından bize kalacak olanlar Tolunoğlu Ahmet Camii ve Ulu Camii'dir. Abbasiler 905 yılında Tolunoğullarına ne yapacaktır? Son verecektir arkadaşlar. İhşitler, Abbasilerin Mısır valisi Ebu Bekir Muhammed bin Togaç tarafından kurulacaktır. Filistin ve Hicaz'a hakim oldular. Mekke, Medine, Hicaz'a hakim olan ilk Türk devletidir. Yani kutsal topraklara hakim olan ilk Türk devletidir. Ferganalı Muhammed Abbasi halifesi El-Ihşit Akşit Beyaz Güneş olarak nitelendirmiştir. Meliklerin Meliki unvanı verilir. 969'da Fatimiler tarafından Mısır'da bir Arap devleti tarafından ne yapılacaktır? Yıkılacaklardır. Yöneticileri Türk, yönetilenlerin Arap olması kısa sürede yıkılmaların en büyük nedenidir. Aynısını Tolunoğulları da yaşayacaktı. Tarihçi Elkindi bu dönemde yaşamış olan ünlü bilim insanıydı. Gelelim Eyyubilere. Fatimilerin zayıflamasından sonra Mısır'da karışıklık çıkar. Musul Atabeyi Nurettin Mahmut Zengi bölgeye komutan olarak Selahaddin Eyyubi'yi gönderecektir. Dikkat edin burada Musul Atabeyi gönderecektir. Fatimilere son verilecek ve Selahaddin Eyyubi devletini nerede? Mısır'da kuracaktır. Burada 3. Haç Seferi vardır. 1187 yılında yapılmış olan Hattin Savaşı'nda Haçlılara karşı mücadele edilecek ve Kudüs geri alınacaktır. Latin Krallığına, burada kurulan Latin Krallığına son verilecek. Birinci Haç Seferi başarılıdır. İkincisinde biz İmamettin Zengi tarafından Musul, Urfa Konutluğuna son verilecek. Üçüncü Haç Seferi'ne neden oluşturulacak ve Hattin Savaşı ile beraber Kudüs alınacak, Latin Krallığına son verilecektir. Kudüs'ü geri almak için 3. Haç Seferi'nde İslam dünyası başarılı olacaktır arkadaşlar. Hattin Seferi'nde biz başarılı olacağız. Selahaddin Eyyubi batıda Türk Selahaddin olarak bilinecektir. Selahaddin Eyyubi batıda Türk Selahaddin olarak bilinmektedir. Al-Vahrani biyografisini Selahaddin'in yazacaktır. Selahaddin'den sonra devletin gücü zayıflar. Memlüklü Kölemenlerin komutanı Aybek tarafından yıkılacaktır arkadaşlar. Eyyubilerle ilgili karşımıza soru Hattin Savaşı ile ilgili gelecektir. Haçlara karşı yapılan 3.
Haçlı seferidir ancak başarısız olacak Haçlılar. Eyyubiler döneminde Fatimiler yıkılıp mezhep kavgaları azalmış. Suriye Filistin'deki Hristiyan üstünlükler azalmış. Mısır'ın imari ve bayındırlık hizmetleri gelişmiş. İkinci Haç seferinde Kudüs geri alınır. Üçüncü Haçlı seferinde Haçlıları yenilgiye uğratacağız arkadaşlar. Dikkat edin. İkinci Haç seferinde Kudüs geri alınacak. Onlar tekrar Kudüs'ü geri almak için Haç seferi gerçekleştirecekler. Hıttin seferinde başarılı olacağız. Ve Mısır'da kurulan son Türk devleti Memlükler, Kölemenler. Eyyubilere son veren Aybek tarafından kurulmuş. Et Devletü Türkiye olarak adıyla anılacaklar. Türkçeyi resmi dil olarak kullanmışlar. Dikkat edin. Türkçeyi resmi dil ilan eden Mısır'da kurulan Türk devleti olarak bilinecektir. Moğollardan kaçan Abbasi halifesi Memlüklere sığınır. Böylece halifeliğin koruyuculuğu Memlüklere geçecektir. Sultan Baybars döneminde aynı Calut ve Elbistan savaşlarıyla Moğollar yenilgiye uğratacaktır. Moğolları yenilgiye uğratan tek Türk devletidir. Unutmamak gerekir. Aynı Calut ve Elbistan savaşları. Fatih döneminden itibaren Osmanlı-Memlük ilişkileri bozulacaktır. Hicaz su yolları problemi vardır. Sonradan 2. Bayezid dönemlerinde ve en son Yavuz Sultan Selim döneminde 1516 ve 1517 yıllarında yapılan Mercidabık ve Ridaniye savaşları sonrasında Memlüklere son verilecektir. Memlüklere son verilecektir. Halifelik Osmanlı'ya geçer. Son hükümdarları ise Tomanbay olarak bilinecektir. Memlüklerin bir özelliği vardır arkadaşlar. Kut inancı yoktur. Onlar Gök Tengri tarafından hükümdarları seçilmez. İlk seçilen hükümdar onlar tarafından seçilmez. Her hükümdar olacak kişi ordu komutanları arasından seçilecektir. Unutmayın. Ordu komutanları arasından hükümdar seçen tek devlet Türkler arasında kimdir dediklerinde Memlüklerdir. Memlükler Mısır'da kurulan Türk devletleri genelde Memlükler yine baktığımızda Tolunoğulları, IŞİD'ler, Eyyubiler kısa ömürlüdür. Sebebi yönetici Türk olmasına rağmen halkın çoğunluğu nedir? Arap'tır. Tolunoğulları, IŞİD'ler Abbasi devletinden ayrılan Tevaifi Mülük devletleri olarak gözükecektir. Ancak bunlara kimler? Fatimiler bir müddet sonra son vermiştir arkadaşlar. Yakın Doğu Asya'da kurulan diğer Türk devletlerine bakmak gerekirse Harzemşahlar Harezm'de kurulmuş. Kurucusu Anuş Tigin'dir. Oturar faciası vardır. Cengiz Han'la bir pazar mücadelesidir bu. Harzemşahlar Moğolların pazar bölgelerine saldırırlar. Bunun üzerine Cengiz Han da Harzemşahları ne yapacaktır? Şamarlayacaktır arkadaşlar. Moğol istilası üzerine Celaleddin Harzemşah Azerbaycan devleti yeniden kurmuş. Devlet uzun süre Anadolu Selçuklu Moğollar arasında tampon bir bölge olmuş. Ancak kendilerine Büyük Selçuklu Devleti'nin mirasçı olarak ne yapacaklardır Harzemşahlar? Göreceklerdir. Zaten bir Selçuklu'nun devamı niteliğinde diyecekler. 1230 yılında Anadolu Selçuklular ile yapılan Yassıçemen Savaşı'nı kaybedip yıkılır. Bu Yassıçemen Savaşı'nın olumsuz tarafı Selçuklular toprak kazandık diye sevinecekler ancak Moğollarla arada bir tampon bölge oluşturan Harzemşahları ortadan kaldırınca Moğollarla sınırdaş olacaklardır. Moğol İmparatorluğu tarihin görmüş olduğu sınırsal olarak en büyük imparatorluktur. 1196'da Moğol kurultayında Cengiz Han adını alan Timuçin kurmuştur. Merkez Karakum'dur. Uygurca olup temelini Türk töresinden alan Yasaname-i Büzürk. Bunu unutmayın. Cengiz yasaları olarak geçecektir. Diğer Türk Moğol devletleri Cengiz'den sonra ayrılanlar. Altın Orda Devleti vardır. Özelliği Rusya ve Batı Sibirya'da Batuhan tarafından kurulmuşlar. En büyük özellikleri İslamiyet'i benimseyen ilk Türk Moğol devleti olmaları bir. En önemli özellikleri ise Timur tarafından yıkılmışlar ve Rusya'nın kurulmasına ortam hazırlamışlardır. Timur, Ankara Savaşı öncesinde arkadaşlar, Ankara Savaşı dönemleri
Ankara Savaşı öncesinde ne yapacaktır? Altın Orda Devleti'ne saldıracaktır arkadaşlar. Altın Orda Devleti'ni zayıflatacak. Türk tarihindeki iki tane kusurlu savaşı. Bir, Timur'un Altın Orda Devleti'ne saldırısı. İkincisi ise arkadaşlar ne olacaktır? Ankara Savaşı'yla Yıldırım Bayezid'e saldırması, Osmanlı'ya saldırısı olacaktır. İtil Bulgarlarına son vermiştir Altın Ordu, bunu da unutmamak gerektir. İlhanlar Cengiz Han'ın torunu Hülagu Han tarafından kurulmuş. İran, Irak, Azerbaycan, Anadolu'ya hakim olmuşlar. Türkiye Selçukluların ve Abbasilerin yıkılışında etkililer. Hülagu Han, Batıniliğe karşı Alamut Kalesi'ni yakıp yıkmıştır. Batınileri ortadan kaldırmıştır. Hasan Sabbah'ı ortadan kaldırdığı sunulacak ama Hasan Sabbah öldürülmediği de ortaya atılacaktır. Kürsadağ Savaşı sonrası Anadolu'yu istila edeceklerdir. Hatırlayın, Harzemşahları son verince Yassıçemen Savaşı'nda Anadolu Selçuklu tampon bölge ortadan kalkmış. Kürsadağ Savaşı ile İlhanlar Anadolu'yu işgal edecektir. Çağatay Hanlığı Doğu Türkistan'da kurulur. Bölgede Türkler çok olduğu için hızla Türkleşecek olan bir hanlık olarak bilinecektir. Kubilay Hanlığı en önemlilerinden Çin'de Pekin'de kurulur. Kubilay'dan sonra devlet zayıflayacak. Çinliler Moğolları Çin'den çıkartacaklardır. Burada Çin içerisinde kurulmuş olan bir devlettir. Marco Polo yaklaşık 20 yıl Kubilay'ın hizmetinde bulunacak. İtalyan seyyahtır kendisi. Seyahatnamesinde bu dönemden bahsedecek. Burada İslamiyet değil, Budizm, Katolik ve Hristiyanlık yayılacaktır arkadaşlar. İslamiyet'in yayılmadığı beylikler devlet olarak bilinecektir Kubilay Hanlığı. Timur İmparatorluğu, Timur kurmuştur. Semerkant en önemli merkez olarak bilinecektir. Hindistan'dan Anadolu'ya, Basra'dan Aral'a kadar uzanan bir cihan hakimiyeti sağlayacak. Timur Han değil, Emir unvanını kullanmıştır. 1402 Ankara Savaşı'nda Osmanlı yenilgi uğratmış. Yine Altın Orda Devleti'ne arkadaşlar ne yapacaktır? Yenilgi uğratacaktır. Altın Orda'nın yenilgisiyle beraber Rusya'nın kurulması hızlanacak. Ankara Savaşı sonucunda da ne olacaktır? Fetret Devri yaşanacaktır Osmanlı'da. Bunu Osmanlı anlatırken daha da detaylı açacağız içerisinde. Babür Devleti, Timur'un torunu olan Babür Şah tarafından Hindistan'da kurulur. Şah Cihan'ın eşi adına Babür Şah Hindistan'da kurmuş. Cihan Şah'ın eşi, Şah Cihan'ın eşi Taç Mahal'in yaptırtacaktır. En önemli eser olarak gözükecektir. Dikkat, kritik bir cümle var burada. 1858 yılında İngiliz sömürgesi haline gelecektir ve yıkılacaklardır Babür Devleti. Hindistan İlk Türk akınları Sebüktigin tarafından başlamış. İslamlaştıran Gazneli Mahmut'tur. Siyasi birliği ilk defa sağlayan Delhi Türk Sultanlığı olarak geçer. Siyasi birliği ikinci kez sağlayan Babür Devleti olarak bilinecektir. Bazı kaynaklarda Babür Devleti ilk siyasi birliği sağlayan diye de geçmektedir arkadaşlar. 1858'de İngiliz sömürgesi olacaktır Babürler. Bazı şehir ve unvanları var. Ötüken, Kutlukent, Semerkant, şehirlerin şahı. Önemlidir, dikkat edin. Kaşgar, Ordukent, dikkat edin. İsfahan, Nisvi Cihan olarak geçer. Dünyanın yarısı. Buhara, İslam'ın Roması, Kubbetül İslam. Bağdat, Medinetül Selam, Cennet. Belgrad, bizim için Avrupa'nın kilidi. Rodos, Akdeniz'in kilidi. Amasya, Şehzadeler şehri olarak. Yine Edirne'de arkadaşlar. Balkanların kilidi olarak geçecektir. Kubbetül İslam olarak bilinen şehirler Ahlat, Buhara, Bel, bu tarz sorular karşımıza gelebiliyor. Kendilerini Büyük Selçuklu Devleti'nin mirasçısı sayan devlet Harzemşahlar, kendilerini Büyük Selçuklu Devleti'nin mirasçısı olarak gören özür dilerim, kendilerini Anadolu Selçuklu Devleti'nin burada düzelecek, Anadolu Selçuklu Devleti'nin mirasçısı olarak gören ise Karamanoğlu Beyli diye geçecektir arkadaşlar. Türkistan devletlerine burada son vermiş oluyoruz.